Müge Anlı çok karışık. Şey yetiştirin çabuk. Ay ne yapayım izlenmesi. Zaten o yüzden tutuyor ya, reting kırmanın peşinde. Çok da tın Oluyor oğlum? Chat. Müge Anlı yarın bunu çıkartıp yarın bunu yargı dağıtmazsa buna da yazıklar olsun. Müge abla ne yapıyor oğlum? Ama dedik. Biz Tisi Galiko Tayfa olarak izlenmiş. Narpicim çok teşekkür ederim. İzlenmiş chat. Biz dedik bu kızdan bir yol olmaz. Bu kıza yatırım yapmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu kızdan bir yol olmaz dedik chat. Demedik mi dedik? Abone olmak için ne yapmam lazım? Moderatörler yardımcı olur. Bugün canımın içi moderatörlerim, Allah razı olsun. Burada moderatörlerimize de arkadaşlar kokulu öpücükler, iyi ki varlar. Yardımcı olurlar bazı konularda. Yani bir sorum olursa. Çingene Kuralları falan da belirlediler. ağzına sıkıştı senin herhalde. Ne diyor lan? Çingene ağzına mı sikiş... Çingenenin Bu neydi lan, ben bu kadarını izlememiştim. Gidin gidin Müge'ye her şeyi yetiştirin çabuk. Ben bu kadarını izlememiştim. Next door. Seda ne diyor? Dün abim askere gitti. Bugünlük yayın şarkısı Tuğba ikinci. O şimdi asker aç. Seda'm Allah kesene bereket versin. Sen iste yeter ki bir ara açacağım söz. Söz bir ara açacağım balım benim. Allah kesene bereket versin. Bu arada arkadaşlar Kızılcık Şerbeti'ni çok beklemeyeceğim. Saat 20-10 sularında geçeriz. 4-5 dakika. Herkes bir toplansın. Ay ne yapayım izlenmesi. Zaten o yüzden tutuyor ya, reting kırmanın peşinde. Senarist hanım hoş geldin canım benim. Çok da tın Dur geliyor. 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 Çingene ağzına sıkıştı senin herhalde. Çingene ağzına sik... O nasıl bir küfür lan? Çingene'nin sıkıştığını. Tamer, merhaba kardeşim, nasılsın? Sevgiler. Selamlar. Selamlar. Demet'im hoş geldin balım benim. Heracım çok teşekkür ederim. Bu ne arkadaşlar? Bunlar ne? Bunlar yeni mi? Bunlar ne ayak? Bunları hiç izlemedim. Bu neymiş? 23 saat önce bu ne? Ya arkadaşlar bak, ben orada Müge'ye demedim. Müge'ye ben oradan çıktım. Çok da tın dedim sadece. Tamam, alt tarafı çok da tın dedim. R geldi. Geri vites geldi. Canlı yayınlarda da Müge Anlı'dan, Müge abla falan da demiyor ya. Müge. Bilmem ne, hoş geldin bebeğim. Biri de kalktı oradan bana dedi ki çingen dedi. Sen kimsin de bana ne hakla çingen diyorsun? Yarınki Müge Anlı kaçmaz usta. Yarın Müge Anlı. Nazmiye dosyası. Pazartesi sabahı da çıkarsa, geçen cumayı izleyememiştik çünkü. Pazartesi çıkarsa arkadaşlar bu. Arkasından şey. Öbür Sıdıka dosyasına da bakarız. Ne dedim çingene? Lavroncum hoş geldin. Çingene ağzına sikti dedi onu. Onu dedi. Beşiktaş'ta bazı değişimler var. Kulübümüzde bazı. Hemen birazcık arkadaşlar kısa bir spor muhabbeti yapalım. Beşiktaş'ta 5 tane kadro dışı var. Başını Abubakar'ın çektiği Fransız lobisinden bazı arkadaşlarımız kadro dışı bırakılmış. Çok mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş adına. Olması gereken buydu zaten. Ruhsuz adamların hepsi defolsun gitsin. Beşiktaş çok yani hani Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesidir. Kimse Beşiktaş'ta öyle gerçekten götüne parayı koyup öyle kafasına göre gerçekten vallahi bile kulübe girip çıkamaz. Fenerbahçe maçına çıkıyoruz. Adamları anasını satayım. Ferdi Kadıoğlu zaten iyi bir oyuncu. Adamı dünya yıldızı yaptık anasını satayım. Saldırmaya kalkıyoruz, saldıramıyoruz, savunmaya kalkıyoruz, savunamıyoruz. Takım bitmiş. Filozoflardan Ceren'im, onun 7. ayımız kutlu olsun. Balım 6. ayımız kutlu olsun Beyhilal JK. Öyle yani. Şevval Sürücüm hoş geldin. 1. ayımız kutlu olsun. Onu izledim. Ranneylat onu izledim. Arkadaşlar o zaman hemen Türkiye gündemine geçiş yapalım. Beşiktaş gündeminden hemen. Hemen. Ver abi coşkuyu. Sarıldı. Bu paralar alınamaz. Neden alınamasın? Neden alınsın? Neden alınsın? Ha? Vallahi billahi. Ha arkadaşlar ya. Ya yorum yok ya. Merve'ciğim hoş geldin. Aboneliğin için teşekkür ederim. Biriktirdim aldım. Biriktirdim. Ya arkadaşlar Türkiye'de. Şimdi ben arkadaşlar sosyal medyada iş yapan bir insanım. Allah razı olsun. Ya benim sponsorum falan yok arkadaşlar. Hani şey olsun diye söylemiyorum bunu. Hani ne derler? Bazı böyle hani yayıncılar... Arzu Reis'im çok teşekkür ederim. Böyle yayıncılar, youtuberlar şey derler ya hani biz bir aileyiz. Öyle hani takipçilerle böyle bir sıcak bir ortam oluşturmak için biz bir aileyiz muhabbeti yaparlar ya. Ama hakikaten böyle biz bir aileyiz modeli vardır sosyal medyadaki insanlarda. Çünkü sosyal medyadaki insanlara sizler Allah razı olsun birebir destek verebiliyorsunuz. Mesela Güler az önce abone oldu. Şimdi sizin aboneliğiniz dolayısıyla arkadaşlar siz bana sponsorsunuz gibi bir durum oluyor yani. Melo'cum teşekkür ederim. Bak mesela Melo abone oldu. Nedir yani, atıyorum sponsor. Şimdi siz Allah razı olsun destekliyorsunuz. Bazen arkadaşlar işte YouTube'daki videolarımızdan olsun, Twitch'teki yayınlarımızdan olsun bazen çok kazanıyoruz, bazen az kazanıyoruz. Yani hani artık düşünüyorum mesela benden daha iyi çok mesela üst yayıncılar var arkadaşlar. Ya onlar bile biriktirerek
biriktirerek bir şey yapma diye bir sistem yok abla ülkede. Yani biriktirerek olma yani yok değil tabii ki arkadaşlar, çok çalışan insan yapar da. Hani biriktirerek sistemi bana birazcık şey geliyor ya, kolpa geliyor. Biriktirdim yaptım. Enteresan, enteresan diyelim ona. Yıllardır reklam yapıyorum ben, yıllardır markalarla çalışıyorum. Kendi markam yokken de, güzellik merkezlerim yokken de reklam yapıyordum ben. Ha yaparsın, yaparsın derken, yani yapamazsın derken arkadaşlar siz de umutsuzluğa falan kapılmayın. Abi öldük bittik falan demeyin. Yaparsınız ama hani Rolls... Rolls muydu neydi falan filan. Bakacağım ona Öykü Toşko. Rolls Royce mudur falandır filandır, Amerikalarda daireler, 10 tane daire alamazsınız, ondan bahsediyorum. Biriktirerek 10 tane daire olmaz yani. Biriktirmeyin o olmaz, onu demek istiyorum. Milyonlarca kişi izliyor bu hesabı. Aylardır beni konuşuyorsunuz. Kimi konuşacağız abla? Sunay'ım çok teşekkür ederim gülüm benim, arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim. Demek ki var bir tanınırlığım değil mi? Var tamam eyvallah, tanınırlık var zaten, ondan yana bir sıkıntı yok da tanınırlık da olacak işler değil bunlar. Ama beni hırsızlıkla suçladınız sırf bu yüzden. E kim beni mi suçlayacak? Oğlum ben mi yaptım? Chat ben mi yaptım? Benim bir yetkim var mı chat'cim? Bak önümüz Ramazan, hep söylüyorum. Hepiniz oğlum oruçlu. Ben mi yaptım? Ha? Benim şu anda bir yetkim var mı? Benim bir yetkim var mı Fatime? Önümüz Ramazan bu arada arkadaşlar, haberiniz olsun. Dakidak. Önümüz Ramazan, Livanur Aksu. Aklınızda bulunsun Esra Sarıkafa. Lütfen söylüyorum yani. Tutacaksınız ama insan hakkı yiyip yiyip oruçları tutmak olur mu? Yiyip yiyip o oruçları tutmak olur mu? Yağmurşum birazdan YouTube'a düşer, oradan da açacağım. Teşekkür ederim balım benim. Yani kul hakkı yiyip yiyip o oruçları tutmak olur mu? Size soruyorum arkadaşlar. Gerçekten yani vicdanınız rahat edecek mi? Yani Dilan Polat'ın üstüne bu kadar gittiniz. Bu neydi bu arkadaşımızın ismi? Eylül Öztürk. Eylül Öztürk'ün üstüne gittikten sonra oruç tutarken... Yani vicdanınız rahat edecek mi? Soruyorum size. Yollu bu yollu. Seda hani yollu mu yollu mu yoksa? Ranne el atım. Ya benim arkadaşlar vicdanım rahat edecek mi? Tabii ki edecek. Bana ne amur. Chat. Ya oğlum bende ne alakası var ya? Kafayı yiyeceğim anasılatım ya. Oruçla ne alakası? Biz ne yaptık ya? Vallahi deli olacağım ya. Gülcüm hoş geldin. Teşekkür ederim bebeğim benim. Ben anlamadım arkadaşlar. Vallahi bu işleri ben anlamadım ya. Bir de bu dur bakalım böyle bir şey yapmış. Trendyol'dan aldığın komisyon 183.310 lira. Komisyon. Trendyol'a ne kadar ciro yaptırmışım? 1.769.000 lira ciro yaptırmışım. İyi de bir şey söyleyeceğim. Trendyol da araştırılsın zaten. Trendyol'da da bence bir şey... Arkadaşlar şimdi yani herkesi de karşıma almak istemiyorum da o kadar güvensiz bir ortam var ki herkes bana, her yer bana tehlikeli geliyor. Bütün platformlar. Trendyol'da araştırılsın bence. Chat. Ama dediğim gibi reklam almışım. Markalar gelmiş, e-ticaret platformuna söylemişler. Biz bu kızla çalışmak istiyoruz diye parasını ödemişler. Trendyol bu parayı bana vermiş. Ben evet. De onların reklamını çekmişim. Ulan markalar bir tane bize vallahi bile. Chat bu markalar da yolunda ya. Versene şu chatte vallahi billahi, burada çocuklar makyaj malzemesi kullanan var. Erkek arkadaşlarımız jöle kullanıyor, Biryantin kullanıyor. Bir tane Biryantin sponsorluğu gelmedi şu şeye, kanala ya. Başka bir ay. Tertemiz kanal burası ya. Tertemiz kanal chat vallahi billahi. Allah bozmasın. Mikail'im iyi ki varsın. Abi kestirmişsin neyi? Gülüm kökü bende. 1 Eylül 30 Eylül. Alakası zamanlardan çektim. Mikail'im çok teşekkür ederim canım benim. 1.088.000 TL. Sadece tek bir e-ticaret platformundan. Evet. Başka bir zaman dilimi. 557.000 lira. Abla sen bunu bize niye anlatıyorsun? Ben onu anlamadım ki. Niye YouTube videosu çekiyorsun? Sen zaten masak mıdır, kasak mıdır nedir? Zaten seni inceliyor. Arkadaşlar araştırılsın, zaten araştırılıyor şu anda. İşbirlikleri kazancım, Trendyol kazancım. Başka bir şey. 603.000 lira. 532.000 kişi ziyaret etmiş. 603.000 lira para kazanmışım. Bana ne abla? Vallahi Allah daha çok versin. Bana ne oğlum? Pis! Pis! Vallahi billahi ya Sedacığım teşekkür ederim. Bana ne chat? Bizi niye ilgilendiriyor yani, onu anlamadım. 603.000 lira. 6.000. Geç abla geç, Allah'ını seversen geç. Vallahi beni bitirdin ya. Neyse arkadaşlar. Beyimle Galepanya turşusu. Hayatınızda Türkçe'de hiç arkadaşlar yumuşak G ile başlayan bir kelime duydunuz mu? Turşusu deneyeceğiz arkadaşlar. Dur. Beyimle jalapeno turşusu deneyeceğiz arkadaşlar. Jalapeno mediterranio. Mediterranio turşusu. Yoldan indirimlere bakarken tesadüfen gördüm. Ver Celilişko'ya, ver Celilişko'ma ya. Ver Celilişko'ma yesin iki tane ya. Koçum benim ya. Celilişko'nun tatlılığına bak maşallah ya. Kaderi güzel olsun inşallah. Fiyatı 89 TL, hemen aldım. Açar mısın bunu?
İçinde yağ var, dökülmesin ha. İçinde yağ mı var? Aç abla. Jalapeno. Al Celil. Bu kim? Halil İşko'nun şeyi mi? Halil İşko mu bu? Babaannesinin cennet bahçesi, hoş geldin bebeğim. Ya, Halil İşko sürekli telefonda. Halil İşko sürekli telefondan arkadaşlar bir şeyler izliyor. O zeytinyağı galiba. Halil İşko ayak. Evet. Bakayım yakından. Göster abla. Jalapeno. Chat, bu bana çok turşuya, yani turşuyu anımsatmadı ama afiyet olsun abla. Arkadaşlar siz denediniz mi daha önce? Denediyseniz yorumlara yazar mısınız? Siz denediniz mi arkadaşlar daha önce? Denediyseniz chat'e yazar mısınız şu anda? Instagram'dakiler siz de yorumlara yazar mısınız? Jalapeno. Yumuşak G ile başlıyor. Önce var mı deneyen? Sen dene sonra ben. Ben denemedim chat. Açık söyleyeyim, ben denemedim vallahi. Ben denemedim. Yumek Behpi, Gülşen Toşku, Duygu Toşku. Ben denemedim usta. Zeynep'im. Glamish.com. Ve çok acı diyorlar ha, şimdiden söyleyeyim. Yiyeyim mi? Ye. Yiyeyim mi? Yok, kokla. Bal dudaklım benim, ne yapacaksın ya ha? Hani eline verdiyse yiyeceksin tabi, jalapeno. Ha? Dayı, bal dudak. Yiyeceksin tabi, yok ne yapacaksın, koklayacaksın ya. Yalnız arkadaşlar, jalapeno turşusuyla Halil İşko'nun ayak baş parmağını bir tık benzettim. Afiyet olsun abla, devam edelim. Celil İşko'nun canı çekti arkadan. Çocuk nasıl bakıyor ya? Akıt abla. Ulan vallahi bile durduk yerde canım çekti ya. Hiç yemediğim şeyi canım çekti. Nasıl tadı? Tadı güzel ama acısı fena. Tadı güzel ama acısı fena. Öyle mi diyorsun? Ha, yanaklı. Wow, çok... Wow mu? Dudaklar daha da şişti. Dudaklar daha da şişti chat. Şimdi ben de deneyeceğim. Gerçi ben peynir hiç sevmiyorum. Peynir yemiyorum ama. Evet abla. Tadını çok merak ediyorum. Şunun içinde bir de peynir mi var usta? Ben tadına bakacağım. Ye bakayım abla. Şöyle içi. Aa, içinde bir de peynir var lan. Afiyet olsun abla, geç. Arkadaşlar, magazin dünyasında çok fena bir, inanılmaz bir atışma, hadise. Ne diyordu Normanler? Bebeleri pistten alalım demiş usta. Dün Bino Game mi ne? Bino Game'in galiba arkadaşlar buranın şeyi varmış. Bino Game'in bir konseri varmış, bir şeyi varmış. Bu da demiş ki, Ece Seçkin de demiş ki, bebeler her boku biliyorlar, boşunu yapacağım bize lolo demiş. Allah kahretmesin, kavga edin. Acun Ilıcalı'ya sesleniyorum buradan, ikisini Survivor'a götür. Hadise, Ece Seçkin, kimi tutuyoruz chat? Hadiseci miyiz, Ece Seçkinci miyiz usta? PUBG şu şey miydi neydi, öyle bir şeydi. Hadiseci miyiz, Ece Seçkinci miyiz arkadaşlar? Yani bilmiyorum şimdi, ikisi de arkadaş, ikisinin de şarkılarını çok çalıyoruz. Hadise'de zaten çok varız. Hadise'yi zamanında reddetmişliğim var. Biliyorsunuz arkadaşlar, Hadise'yle benim bir geçmişim var yani. Hadise diyenler daha çok ama Hadise bilmiyor, Hedaset diyen daha çok. Yani vallahi chat'tekiler Hadise diyorsa ben de Hadiseciyim galiba bu kavgada, bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız bu kavga nereye ilerleyecek, çok merak ediyorum. Devam. Arkadaşlar yani bu rezillik ya. Hakikaten biz vallahi billahi ya, bazı insanların rezilliğinden ben bıktım ya. Ya özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla, sosyal medya yayıldığından dolayı insanların rezillikleri daha çok gözümüze batıyor. Oğlum siz salak mısınız lan? Ne işiniz var sizin Çamağcı'nın tepesindeki vallahi bile süsle püsle diye söküp duruyorsunuz onları. Sapık mısın? Götüne mi sokuyorsun? Ne yapıyorsun yıldızı? Salak mısın? Salsana insanlar, ne güzel renkli renkli gözüksün anı satayım, manyak manyak işler. Bir hangi yani birden ağacın üstünde aa yıldız gördüm ben de vallahi bile Hristiyan oldum, pıt 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 pıt, böyle bir şey yok. Manyak mısınız, sapık sapık işler yapmayın anı satayım, bu kadar her şeyden rahatsız olmayın. Hayattan bu kadar böyle keyif almamazlık, hayattan bu kadar gerçekten kendinizi soyutlamayın. Manyak mısınız, sapık mısınız siz ya? Bir de yani ne istiyor? Abdullah Hülal çok teşekkür, Alev Hanım'ı seviyorum. Tamer, yani, merhaba kardeşim, nasılsın? Perdedipçim, hoş geldin. Selamlar. Aleyküm selam. Yani arkadaşlar bu rezillik ya, siz rezilsiniz bak söylüyorum size. Hani siz bir bok değilsiniz. Sen bana bir bok vermiyorsun. Ben sana enerji veriyorum. Yani bir bok vermiyorsunuz siz. Yani bir memlekete ya da böyle hani ülkenin kültürel yapısını falan kurtardığını zannediyorsunuz. Bir bok, falan, bir bok kurtarmıyorsunuz anasını satayım. Aponus Arabıyı'na çok teşekkür ederim. Yani... Sizi bugün alıp savaşa götürmeye kalksak çürük raporu almaya kalkarsınız. Niye söküyorsunuz oğlum bunları? Sapık mısınız? Bu kadar vallahi bile hayat düşmanı olmayın ya. Bir de ben çok severim arkadaşlar böyle. Bazı mesela bayramlar, seyranlar, 23 Nisan olsun, 19 Mayıs olsun,
Kurban bayramı olsun, Ramazan bayramı olsun, yılbaşı muhabbetleri olsun falan. Ben severim öyle. Atmosferleri güzel olur öyle zamanların. Öyle zamanların atmosferleri güzel olur. Atmosferi niye bozuyorsunuz oğlum? Ha? Sapak mısın? Vallahi hocam şimdi vallahi çok sinirleniyorum böyle şeylere. Chat ya. Bunlar hayat teröristi ya. Vallahi hayat teröristi. Oğlum salsanıza bu insanlar niye burada ağacın başında nöbet tutmak zorunda kalıyor insanlar ya. Siktir git dersini çalış ya. Aa deli oğlum chat ya. Vallahi kusura bakmayın ya. Neyse devam. Devam chat. Birazcık gerginlikten uzaklaşalım. Enteresan bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Aa! Aa! Devam. Devam. Aha. Baloncuğu çıkartıldıktan sonra ömüş olur gibi. Sina! Baloncuk çıktıktan sonra ömüş. Eğer barış gücü olursa Gazze'ye ilk bizim gitmemiz lazım. Çünkü bizim toprağımızı Türkiye, eski Türkiye'de git o zaman. Hadi git o zaman. Ya vallahi billahi arkadaşlar ya bu insanlar da rahat ha. Onu oraya sokalım, bunu oraya sokalım, oraya girelim, buraya çıkalım, vura vura gidelim. Sınırdan girelim, öbür sınırdan çıkalım. Böyle bir sistem yok ya. Hamas'a terörist demek, yabancı işgalcilere karşı direniş hareketine terörist demektir. Bu Kuvayi Milliye'ye kadar gider mi? Ya bunu ya nasıl oğlum kafayı yiyeceğim chat ya vallahi billahi oğlum ağlayacağım en son ya. Ya nasıl yapıyorsunuz bu işleri? Ya Kuvayi Milliye'yi nasıl gerçekten şu anda başka şeylerle örgütlerle bilmem nelerle bir tutarsınız ya. Hakikaten vallahi billahi rahatsız olmaya başladım. Devam. Rize'de haç işaretine benzediği gerekçesiyle tepki gören AVM'nin süslemesine ikinci kurdele eklendi. Mantıklı bir sistem. Mantıklı bir sistem. Devam edelim. Şu Rize'deki haç işaretine benzeyen kurdele muhabbeti beni kopartıyor. Jandarma 7 ay önce yaralı halde bulduğu ve tedavisini yapıp doğaya saldığı vaşak ile karşılaştı. Allah'ınız varsa arkadaşlar, jandarma daha sonra bu fotoğrafı paylaştı. Yani vaşağın nerede olduğunu gösterdi. Ben bu fotoğrafta ne vaşak görüyorum, affedersiniz de yani başka bir şey görüyorum. Ceren Sencim teşekkür ederim. Nerede oğlum bu vaşak? Chat! Daha sonra ben bir yerde gördüm bu vaşağı da. Yani o kadar böyle bir de net de gözükmüyor. Chat nerede gözüküyor? Ha? Ya gördüğünüz yeri görebiliyor musunuz şu anda arkadaşlar? Ha? Yani direkt adres verebilecek olan var mı? Nerede? Daş üstüme yukarıda. Yukarıda. Vaşak dediği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle şey işte ya. Kedinin büyüğü. Yukarıda gibi. Taşın üst tarafı. Ya ben bir görmüştüm sonra gene kaybettim chat. Oğlum bu demek ki bak anasını satayım. Kamuflajın önemi ya. Abi nerede oğlum bu vaşak? Chat burada bir yerde ben bu vaşağı bulmadan şu mu diyeceğim bu değildi. Dur bir dakika ben bunu bulmuştum ya. Abi bir dakika şimdi. Betül'üm çok teşekkür ederim. Adamın baktığı yere bakmamız lazım. Jandarmanın baktığı yere bakmamız lazım chat. Jandarma nereye bakıyor? Şuraya bir yere bakıyor. Anladığım kadarıyla. Bir dakika. Jandarma anladığım kadarıyla şuraya bir yere bakıyor galiba usta. Pixleven ya. Babaannesinin cennet bahçesi. Sanırım oralara bir yere bakıyor. Bir bakalım arkadaşlar bir saniye. Ilgımcım çok teşekkür ederim abonun için. Allah razı olsun bir tanem benim. Arkadaşlar teşekkür ederim destekleriniz için. Ama yani böyle destek atarken sürekli böyle beni komple satın almış gibi benden istekte bulunmayın. Çünkü ben zaten böyle hani kendim şey yapıyorum. Sizi mutlu edecek şeyler yapıyorum. Mesela siz benim yani götümle mutlu olacaksanız kalkıyorum tivrik atıyorum. Merak etmeyin yani ben yapıyorum onu zaten. Canlarım benim. İstekte bulunmayın sadece ben yani atacağım. Neyi sor? Ben size nasıl olsa atacağım. Sılay abim. Aleyküm selam fırfır. Arkadaşlar burada neredeydi lan bu? Bir bulmuştum ben bunu ya. Dur bir dakika şurada bir yerdeydi. Bunu göreceğim dur göreceğim göstereceğim size dur. Oğlum gene kaybettim. Kur'an çarpsın gene kaybettim ya. Ben bunu bulmuştum ya. Chat gören var mı? Ha? Neyi sor? Gören var mı? Yorumlarda gösteriyor Tamer'im. Ya gösteriyor da ben bir daha bulmak istedim kendim Musti. Bulamazsam bakacağım yorumlara. Ben görmüştüm çünkü. Bir dakika baba. Dur. Şurada bir yerde abi. Şurada bir yerde diyorum. Sürekli aynı yere bakıyorum ya. Ya böyle nokta nokta gözüküyordu ya. Nerede oğlum ya? Çok böyle küçük de bir şey ha chat. Neyi sor? Küçük de bir şey. Vaşak. Vasat geçmişler gibi haha yok foto. Abi burada bir yerdeydi ya. Oğlum dur bakacağım yorumlara ya. Bak burada siz de görüyor musunuz diyor bak. Şurayı gösteriyor. Nereye gösteriyor? Fotoğrafta göstermesine rağmen gözükmüyor oğlum ya. Ya dalga mı geçiyorsunuz chat? Neyi sor? Taşın bir dakika şeyin üstü. Abi Nazmiye'nin Müge Anlı'ya salladığı videoyu izledim balım. İzledim. İzledim bebeğim. Bir dakika otun üstünde bir yerde chat. Bak otun üstünde bir yerde. Ot burada. Ot burada baba. Tamam. Hangi?
Bir dakika, şurada mı lan? Nerede lan? Ya nerede? B-Store. Ben bunu bulmuştum ya. Abi helal hoş olsun. İrmikçim teşekkür ederim bebeğim benim. Ben bunu görmüştüm chat. Bir saniye, çok özür dilerim ya. Ben böyle takıntılı bir insan olduğum için arkadaşlar onu tekrardan görmeden gidemeyeceğim ya. Oğlum nerede lan? Kayanın tam üzeri diyor. Yok oğlum, orası değil lan. Chat burası mı diyorsunuz? Ya küçük gözüküyordu ya. Neresiydi lan? Bir daha bakalım şuna. Adam göstermesine rağmen dur bakayım. Kaya git abi. This door. Kaya üstü. Yasemin'im çok geçmiş olsun bebeğim benim. Kaya. Ben gene görmüyorum ki. Göstersene bir daha, dur bakayım. Hangisi oğlum? Ha şu lan, şu lan, şu. Allah belanı vermesin. Dur gördüm. Gene kaybettim. Şu. Chat şu. Şu değil mi? Şuydu galiba. Şu lan şu, vallahi o. Chat net gözükmüyor ama şu. Değil mi bu? Bu değil mi? Arkadaşlar küçücük bir şey. Ben daha büyük bir şey bekliyoruz ya arkadaşlar. Daha büyük bir şey beklediğimiz için bu işte. Bu vaşak. Değil mi bu? Vaşak bu arkadaşlar. Oğlum çok küçük gözüktüğü için beynim yandı ya. Chat. Arkadaşlar YouTuber Alper Rende'nin Ermenistan gezisi. Ya bu Ermenistan. Ya bir izleyelim, bir şey söyleyeceğim size. Who is he? He's a national hero in Armenia. One moment. Evet. Okay. We are from Turkey. Yeah. Küstü. Yani arkadaşlar, yani biz mesela ülkemizdeki Ermenistanlıları, Ermenileri falan böyle davranıyor muyuz? Yani çok kötü ya durum. Ha? Ama mesela şeyler bu kadar değil galiba arkadaşlar. Mesela Yunanlar bu kadar değil galiba da Ermeniler çok tuhaf ya. İstanbul. Yeah. Hele teyzeye bak, teyzeye. Teyzeye bak. Have you been in... Ermenistanlı Meral Akşener'e bak hele bak. Ne? No. You should. Bak geliyor chat. You should visit. Marmaris or Marmaris mi? Marmara. Dur. Okay. Hamisciğim hoş geldin. Bizim olan şey bu zannediyor, Adana'nın falan Ermenistan'a ait olduğunu zannediyor. Allah, Adana'da var ya bir tane Jono mahallesine gir. Seni öttürürler orada, dalga mı geçiyorsun sen? Our city. Abla tık saati koyar, tık hemen kaçar. Ne anlatıyorsun sen? Dalga mı? 0-1 çekerler orada senin üstünde. Ne anlatıyorsun ya? Bak şimdi. This is Armenian city. Armenian cities mi? Ne diyeyim o? Aaaa! Laf soktu. Teyzenin şu surat ifadesini hiç unutmayacağım. Şu surat ifadesini hiç unutmayacağım teyzenin. Deli etti ya. Vallahi deli etti ya, enteresan. Asgari ücretle zam pazarlığı başlıyor. Chat 20 bin ya. Chat 20 olmaz diyorsunuz siz ama. Ya bir kere en az 17'si var bence. En az bir 17'si bir kere bence var. Ama 20 olabilir lan. Chat, çünkü dediğim gibi ara zam gelmeyecek arkadaşlar. Yani ara zam gelmeyecek. Yayın kaç dakika olacak? Saat 11, 11.30, 12'ye kadar gidebiliriz oğlum. Ara zam gelmeyeceği için bence 20'yi görebilir gibi geldi bana. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei. Para yok. Chat'teki reklam izleyen parasız fakir öğrenci canım kardeşlerim olur gibi ya. Onlara da buradan kokulu öpücük. Suudi Turancım hoş geldin bebeğim. Çok teşekkür ederim abonun için. Para yok. Allah kimseyi de parasızlıkta sınamasın arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri başıboş köpeği aldığı sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Hiç ırkçı değiller. Çok tatlılar ama İstanbul'a Konstantinopolis diyorlar. Hep İstanbul diye düzeltme görevi. Yani Yunanlar o kadar değil de Ermeniler bir şey. Ermeniler daha böyle bir ırkçı geliyor bana. Arkadaşlar ne diyorsunuz yani bu işe abla, yani teyzeler yani çok görüyorsunuz diyorum ben bu işe ya. Chat, yani ben bu sokak köpeği işinde yokum yani. Belki bana bu konuda karşı duracaksınız ama benimle aynı görüşte olan da vardır. Benimle karşıt görüşte olanlar da olacaktır. Ya chat, sokakta köpek olmaz ya. Pardon, nereye götürüyorsunuz bu? Abla neye, ananın şeyine götürüyoruz diyeceğim şimdi. Azram çok teşekkür ederim. Neye çekiyorsunuz teyze, zaten yani şu memlekete zaten bir faydanız yok. Sürekli niye insanları taciz ediyorsunuz ya? Küpeli hayvanları. Nereye götürüyorsunuz beyefendi? Usulsüz şekilde yakalama yapıyorsunuz.
Ablacım ne usulsüz ya? Bunlar belediyenin çalışanı. Niye böyle şeyler yapılıyor ya? Evet, bunu yapıyorlar. Evet. Ya bu teyzeler çok görücü çek. Bu teyzeler beni bitiriyor ya. Vallahi bana karşı olanlar da vardır da şimdi izlerken tetikleneceğim gene. Rehabilitasyon. Neden? Ya teyze al evine sok desen sokmazsın anasını satayım. Çek bu işler böyle değil. Bak alıp sokaktaki 30 tane köpeğin önüne mama atmak hayvanseverlik değil. Bu kadar basit. Bunu artık arkadaşlar insanlar idrak edemiyor. Bu değil. Ya alacaksın evinde besleyeceksin ya da arkadaşlar gerçekten vallahi bile sokaklarda bu kadar şey yapmayacaksın. Yani bilmiyorum ben bu işe belki benimle aynı görüşte olanlar da vardır. Karşı olanlar da vardır. Ben bu işe karşıyım arkadaşlar. İstanbul'a gelen Koyerecme saç ektirdi. Yani Koyerecme baba saç ektirsin de en azından Abu Bakar gibi saç ektirdiği için kafa topuna çıkmamazlık yapmaz. Koyerecme baba helal olsun. Devam. Merhabalar. Ergeç'cim çok teşekkür ederim. Merhabalar bir tanem benim. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerinden fotoğrafı ortaya çıktı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu çoktan Somali'ye gitti. Geçmiş olsun. Ölen öldüğüyle kaldı belli ki. Allah rahmet eylesin. Kendimi çok yalnız hissediyorum cümlesi 2023 yılında Türkiye'de en çok aratılanlardan biri oldu. Ya bu çok... Var mı arkadaşlar gerçekten kendimi çok yalnız hissediyorum diye Google'a yazıyor musunuz? Bir de Google'a kendimi çok yalnız hissediyorum yazdıktan sonra ne çıkıyor ki usta? Purple Moon, Damlacan. Ne çıkıyor mesela? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Arkadaşlarım oldu. Yani gülüyoruz da arkadaşlar gerçekten psikolojik olarak kendini toplumda, ailesinde, arkadaş çevresinde yalnız hisseden çok insan var. Çok insan var. Psikolojik bir problem. Türkiye'nin bunu sosyolojik olarak halletmesi gerekiyor. Eylül Öztürk, hayatımın bir döneminde parasızlıkla sınandım. Şimdi parayla sınanıyorum. Allah herkese nasip etsin. İpek Nurcuğum çok teşekkür ederim. Allah herkese parayla sınanmayı nasip etsin diyorum. Dedim abi Twitter çalkalanıyor. Hakemi mi dövmüşler? Nerede lan? Bir saniye dur bakayım arkadaşlar. Bir Ekşi Sözlük'ten bakalım bir. Ekşi Sözlük'te vardır o başlık. Halil Umut Meler yumruk mu? Halil Umut Meler dövüldü mü lan? Halil Umut Meler dayak mı yedi? Bir dakika. Hashtag Halil... Bir dakika ne diyor? Ülkenin tek iyi hakemine bunu niye yaptınız? Oha! Aa! Halil Umut Meler de o yumruk yedi. Ne oluyor oğlum ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu ne lan? Aa! Oğlum siz manyak mısınız anasını satayım? Ha, kim yaptı onu? Kim yaptı onu? İlk önce... Ankara güçlü herif yapmış lan galiba. Aa! Türk futbolunda büyük hareketler. Vay anasını. Vay anasını avradını diyorum chat. Yani ne olursa olsun stadın içine şiddet girince edecek falan şeyleri söyledi. Türk futbolundaki arkadaşlar böyle hareketlilik Türk toplumunu da etkiliyor. Etkiliyor abi yani statta olay olduğu zaman geçen sene de şey olmuştu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? This door. Aybükçüm çok teşekkür ederim gülüm benim. Kesinlikle tabii ki katılıyorum. Geçen sene de şey olmuştu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir taraftar karşı taraftar tribününe şey işaret fişeği atmıştı. Sonra adamın suratı şey olmuştu Allah kahretsin. Adamın suratına gelmişti. Acayip şey. Neyse bakacağız sonra. Devam. Ondan sonra. Devam. Ümit... Altay maçıydı galiba. Ben de hatırlıyorum. Bir İzmir derbisi gibi bir şeydi. Türkiye gündemi yangın yeri biliyorsunuz arkadaşlar. Dün Halil Umut Meler yumruklandı arkadaşlar. Yani Türkiye'de gerçekten eğitimsizlik seviyesi arkadaşlar. Yani bu tarz olaylara her zaman bahsediyoruz. Chat ben bu olayların her zaman eğitimsizlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu... Tamer. Merhaba kardeşim, nasılsın? Doğruyum, teşekkür ederim. Selamlar. Selamlar. Nefisem, Allah kesene bereket versin. Daha doğrusu eğitimsiz insanların arkadaşlar önemli konumlarda bulunmasından dolayı. Yani... Herkese hello. Hello canım benim. Yani bugün arkadaşlar tesadüfen zengin olan bir insanın liyakatsiz bir şekilde önemli konumlarda olabileceğini görüyoruz arkadaşlar. Yani okumuş etmiş insanlardan ziyade... This door. Okumamış arkadaşlar daha böyle barzo kılıklı insanların gerçekten bir yerlerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu da böyle Türkiye'de bazı arkadaşlar olaylara, şiddetlere yol açıyor. İzlediğimiz dizi Prenses Kızcığım çok teşekkür ederim balım benim. İzlediğimiz dizi arkadaşlar için dizi izliyoruz. Kızılcık Şerbeti'ni izliyoruz. Orada bile mesela Metehan üniversiteyi kazanamadı. Çocuğu aldılar reklamcı yaptılar. Babasının amcasının sağlam bir şirketi var diye aldılar oraya oturttular. Şimdi anasını reklamcılık okuyan bir insanın gerçekten orada oturması gerekirken niye Metehan oraya oturdu? Yani anladın mı? Hani size buradan bile örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Yuyum Ayrıcım çok teşekkür ederim. Yani buradan bile örnek verebiliriz. Onu demek istiyorum. Uykulu kuzu teşekkür ederim abonun için. Yani eğitimsizlik çok üst seviyelerde. Ortalık çok 2500'lük arkadaşlar. Yani umarım bugünleri atlatırız diyeceğim ama zannetmiyorum. Yani ben
Bu düzenin böyle gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle gelmiş, böyle gider yani bu düzen. Çok fazla bir şeyler değişmez. Çünkü Türkiye'de arkadaşlar bir de bazı olaylar böyle halı altına itiliyor. Halı altına itilen olaylarda tabii arkadaşlar bir dönem sonra ne oluyor? Halının altında kabarıyor, kabarıyor, kabarıyor. Halıyı bir kaldırıyorsun, ortalık bok püsür. Bu daha da kötü oluyor. Hayırlısı diyelim, başka da bir şey demeyelim arkadaşlar. Vallahi billahi. Bugün gündemde Müge Anlı vardı arkadaşlar. Müge Anlı bizim de son zamanlarda yayınlarda çok bahsettiğimiz, bu işten herhangi bir şey çıkmaz dediğimiz Somalili olayı. Bu Somalili olayı arkadaşlar, Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bizim Türk kurye kardeşimizi öldürmesi olayı neden Müge Anlı'ya patladı? Sime Yazıcım, dördüncü evimiz kutlu olsun balım benim. Müge Anlı'ya niye patladı baba bu olay? Arkadaşlar yani bana saçma geldi. Bilmiyorum insanların Müge Anlı, ya Müge Anlı yoğun gündem arasında seni unuttuk sanma. Rabia Noz dosyasında evet orada bir enteresanlık var Müge Anlı ile ilgili ama arkadaşlar. Şimdi Müge Anlı dediğimiz kadın da, Begüç.com çok teşekkür ederim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani Müge Anlı dediğimiz kadın da böyle arkadaşlar. Hani Cumhurbaşkanı değil, Başbakan değil, İçişleri Bakanı değil, Dışişleri Bakanı değil anasını satayım. Yani altı üstü bir arkadaşlar. Yani bir televizyon kanalında sunucu. Sunucu ya da şey, programın yapımcısı mıdır nedir artık yani, o programın şeyi yani arkadaşlar, tamam yani önemli bir insan. Tamam, güçlü olduğunu düşündüğümüz bir karakter. Yağmış'ım çok teşekkür ederim, 9. evimiz kutlu olsun. Ama yani bilmiyorum arkadaşlar, gücü nereye kadar yetebilir ki insanların gücü? Yani bugün Adalet Bakanı'na bile bu olay sorulduğu zaman bizim şu anki gündemimiz Filistin diyorsa, hani Müge Anlı ne yapabilir diye düşünüyorum ben de. Bilmiyorum, bana değişik geldi ya Müge Anlı'ya bu kadar bu olayda yüklenmeleri. Ne yapabilir arkadaşlar, insanların gücü bir yere kadar düşünse, siz şimdi kendinizi Müge Anlı yerine koyun chat. Şimdi yorumlarınızı chat'te, işte siz chat'e yazın. Ben YouTube'a da atıyorum bu yayınları. Oradan da görüyorum yani daha sonra arkadaşlar tekrarını izlerken. Bernafcığım hoş geldin. Ya şimdi siz kendinizi Müge Anlı'nın yerine koyun arkadaşlar. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren bir olay bence bu. Bence diplomatik bir olay bu yani. Şimdi diplomatik bir olayı Müge Anlı nasıl çözebilir? Bilemedim yani. Dolayısıyla yani insanların gücü de bir yere kadar. Bunu artık kabul etmek lazım arkadaşlar. İnsanların gücü bir yere kadar anasını satayım. Diyorum ve arkadaşlar bir başka olaya geçiyorum. Aile Arasında filminin ikincisi çekiliyormuş arkadaşlar. Birincisini izlemiş miydiniz? Birincisinde benim hiç unutmadığım bir sahne var Aile Arasında filminde. Arkadaşlar, ha siz onun babası, o da onun amcası. Öyle bir sahne vardı, hatırlıyor musunuz Aile Arasında filminde? Ha siz onun babası olarak, o da amcası olarak. Tamam anladım, öyle bir sahne vardı. O film güzel bir filmdi galiba. İkincisi de güzel olur bence. Güzel olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. O zaman Aile Arasında filmine arkadaşlar, chatimizi şu anda donate atan 3 arkadaşımızla birlikte birlikte sinemaya gidiyoruz diyormuşum. Tabii ki yok öyle bir şey arkadaşlar. Ama güzel olur inşallah. Güzel bir haberim var arkadaşlar. Yeni bir içerik geliyor. Zaten daha önce de geleceğini söylemiştik. Yayınlarımızda da yeni bir içerik geliyor. Hazırsanız arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim. Dünya Güzellerim Masada. Tam bizlik program arkadaşlar. Dünya Güzellerim Masada her salı, perşembe ve cumartesi birbirinden eğlenceli bölümleriyle. İlk bölüm 16 Aralık Cumartesi. Ananı avradını. Day Store. İlk önce bir gün yayına gelmezsem kaç lira borçlanırız? Gülüm, Sıla'cığım şimdi 2024'e giriş yapıyoruz. 2024 tarifemiz hani bir günlük yayın eksiği 300'den başlıyor. 2023'te 200 liradan başlamıştık. 2024'te yani 300 liradan başlıyor balım. Arkadaşlar bu programın şakası bir yana. Arkadaşlar Hilal'im çok teşekkür ederim bir kişiye abonelik verdiği için. Şimdi bu programın ilk önce, bu program kaç bölüm? Arkadaşlar bir bakalım. Show TV gene bize telif atmazsa Allah'ın izniyle. Ben 13 bölüm diye biliyorum arkadaşlar. Dur bakayım, final yazalım mesela. Dünya Güzellerim final yazalım. 13 bölüm. Şimdi biz bu 13 bölümü bir kere bir izleriz. 13 bölümü bir izleriz arkadaşlar bir kere. 13 bölümü mesela bir aradan çıkartalım. Hani o arada da arkadaşlar bunun yeni bölümlerini de izleriz yani. Masada ne yaparlar ki bunlar? Masada ne yapacaklar bilmiyorum. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bülent Ersoy da bu ülkedeki en büyük nefretlerimden bir tanesidir bu arada arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum yani. Bunu duyup da gelmeyen yok. Aman ha. Abi kızmazsan şey soracağım. Bir ara son yazı... Evet onu da belki bakacağız. Ben şey yaparım, söylerim yani. Sakın ola ki kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ama arkadaşlar...
arkadaşlar bu program kim kim arasında oluyor şimdi? Yani Banu Alkan, Manu Alkan diyor. Safiye Soyman. Safiye Soyman'ı çok bilmiyorum da gülüm benim. Sılam çok teşekkür ederim. Safiye Soyman'ı çok bilmiyorum da Bülent Ersoy'la Banu Alkan çok anlaşamaz o masada. Bülent Ersoy'la Banu Alkan arasında çok kavga çıkar. Bu program da arkadaşlar 2-3 hafta sürer biter. Ama YouTube'da trendleri var yani. YouTube'da kesin trendlerde bunu izleyeceğiz bir kere. Hangi kanal bu be? Ne kanal? Nerem üye olacak bunlar benim? Chat siz benim nereme üye oldunuz YouTube'da? Hadi siz benim nereme üye oldunuz mesela? Dünya Güzellerin Masada kanalına. Dünya Güzellerin Masada kanalı ama... bunun kanalı mı? Hani televizyon kanalı değildi bu. Tamam oğlum işte YouTube kanalı abla. Beni mi kandırdınız siz? Hep. Bülent Ersoy şu anda arkadaşlar sempatik tavırlar sergiliyor. Şimdi öğreteceğiz size. Sus. Sus. İzlenir. Akar. O masada çok kavga çıkar usta. Ya masada ne konuşacaklar bilmiyorum ama fena akar. I am Ruhi'cim çok teşekkür ederim. O masa fena akar. Canım benim hemen banlandın gerizekalı. Hemen banlandın beyinsiz. Arkadaşlar kızılcık şerbeti pembenin dişil enerjisi şaka mı? Pembenin dişil enerjisi şaka mı? Halis mi? Alev'den sonra gerçekten Pinky teyze bu modunu açar mı? Yani oradaki dişil enerji hareketleri gördünüz mü? Hani ben birazcık bak altta da gördüm arkadaşlar. Hani Avrupa yakası şey vibe'ı aldım. Neydi lan bu kadının ismini unuttum arkadaşlar. Avrupa yakasındaki bu kadının ismi neydi ya? Vay! Sılam teşekkür ederim balım. Fatoş Fatoş ha bir tık Fatoş vibe'ı aldım bir tık. Kafayı yersin Pinky teyze şaka mı ya? Bir gün Pinky teyzeye yükseleceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Chat, bir gün Pinky teyzeye yükseleceğim hiç aklıma gelmezdi. Arkadaşlar. Herkese hello. Alimir hocam hello balım benim. Arkadaşlar. Ya bu çocuk hakikaten arkadaşlar yani. Bu çocuğun elinden bir şekilde annesi babası almıyorsa bizim bir şekilde telefonu artık elinden almamız lazım ya. Hayır Halil İşko gerçekten kendi ekseni etrafında döne döne sürekli kendi kendine telefon üretiyor herif. Halil İşko 15 Pro Max. İnanılmaz bir telefon bağımlılığı ve ben rahatsız olmaya başladım artık ya. Oğlum şaka gibi vallahi billahi arkadaşım çocuk sürekli telefonda ya. Yorumlara bak yorumlara. Ayakkabıyla niye içeri girmişler demiş Zümra. Altta da Alpaslan Fatma Aydın şey yazmış. Halı zaten ayakkabılardan kirli. Kafayı yedim. Bence ailece otizmli olabilirler. Kendi ailesiyle aday edenin aklı sağlığından şüphe ederim. Abla çocuk otizm... Abla çocukta bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Çocukta... Bu çocuk otizm etrafı... Allah Allah öyle bir şey var mı arkadaşlar? Otizmli çocuklar kendi etrafında öyle... Çocuk otizmli olabilir mi? Olabilir bu arada arkadaşlar. Belli de olmaz ama ben zannetmiyorum ya. Öyle bir şey olduğunu. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Olur ulan çocukken biz de hepimiz kendi etrafımızda dönüyoruz. Bir de chat. Sırp o Halil İşko'da değil ki anasını satayım. Bizim bir Instagram grubumuz var orada arkadaşlar. Anneler manneler var orada. Onlar da bütün çocuklar da böyle şu anda arkadaşlar yaşadığımız devirde yani. Telefon bağımlılığı, tablet bağımlılığı mevzusu var. Manyamış salatam teşekkür ederim bebeğim benim. Var yani şu anda arkadaşlar. Dolayısıyla yani hani bu bir otizm belirtisi midir bilmiyorum.